Merhaba sinema izleyicileri. Şu sıralar film izlemek isteyip karar veremeyenler için komedi iyi bir tercih olabilir dedik. İlk filmimiz Raising Arizona. 2-3 gün önce izlediğim ve izlerken eğlendiğim bir film. Başrolde Nicolas Cage var. 1987 yapımı komedi filmi. Filmin konusundan biraz bahsedelim. İnanılmaz eğlenceli ama bir o kadar da garip karakterlerin koşuşturduğu bir film. İflah olmaz hi, o kadar çok hapse girer ki en sonunda defalarca onun resmini çekmiş kadın polis Ed'e şakayla karışık evlenme teklif eder. Eğer Ed onunla evlenmeyi kabul ederse hi suç kariyerine veda edecektir, çift evlenip Arizona çölüne yerleşir ve olaylar başlar. Sıradaki film, Zombilerin Şafağı. Başrolda Simon Pegg'in olduğu 2004 yapımı korku görünümlü efsane komik bir filmdir. Pişman olmayacağınız bir film diyebiliriz. Filmin konusundan biraz bahsedelim. Hayatı tıkanmış durumda olan Sean, zamanını en iyi arkadaşı Ed'le geçirmektedir. Tam annesi ve kız arkadaşıyla arayı düzeltecekken zombiler çıkagelir. Bu arada filmin adında zombi olması sizi korkutmasın. Zombi filmlerini tiye alan komedi filmini izlemeye davet ediyoruz. Sıradaki film, Sıkı Aynasızlar. Gene başrolde Simon Pegg'in olduğu 2007 yapımı aksiyon komedi filmidir. Filmin konusundan biraz bahsedelim. Nicholas, Londra'nın gelmiş geçmiş en başarılı polis memurudur. Hiç suçun işlenmediği sakin bir kasabaya atanır. Her şey çok sakin giderken iki aktörün ölümüyle olaylar başlar. Sıradaki film, Davetsiz Çapkınlar. 2005 ABD yapımı romantik komedi filmidir. Jeremy ile John, kendilerince son derece keyif aldıkları bir çapkınlık yöntemi geliştirmişlerdir. Çocukken tanımadığınız düğünlere gidip yemek yemişsinizdir. Ben çok gitmiştim. Bu ikilimizde büyümüşler ve şimdi tanımadıkları kişilerin sosyete düğünlerine giderek John'ların istediği kızı tavlayıp onunla çıkmak konusunda son derece başarılı bir ikilidir. Filmi izledikten sonra kafanızın içinden şu sözleri duyabilirim. Bundan sonra hiçbir düğünü kaçırmam herhalde. Sıradaki film çok fena. Yıllar önce bir arkadaşımla CD'sini kiralayıp izlediğim 2007 ABD yapımı efsane komik bir film. Filmin konusundan biraz bahsedelim. Aaron ve Seed, üniversiteye gitmeden önce hoşlandıkları kızlara takılmak dışında başka bir dertleri olmayan iki gençtir. Aaron çok korkak bir gençken, Seed ağzı laf yapan ve karşı cinse fazlasıyla düşkün bir kişiliğe sahiptir. Film beğendikleri kızlara yanaşmak için yaptıkları yanlışlarla dolu bir hikayeyi anlatıyor. Sıradaki film, Vurguncular. Felekten Bir Gece filminin yönetmeninden 2016 yapımı komedi suç filmidir. Filmin konusundan biraz bahsedelim. Gerçek hayattan uyarlama bir senaryoya sahip olan film, henüz 20'li yaşlarında Pentagon ile 300 milyon dolarlık anlaşma yaparak Afganistan'daki Amerikan askerlerine silah sağlayan iki silah tüccarını anlatıyor. Bu süreçte oldukça karanlık, insanlarla iş yapmaları ve tehlikeli maceralara atılmaları gerekecektir. Bu arada çok fena filminden tanıdığımız John Hill başrolde. Son filmimiz Aykut Enişte. Film son yıllarda izlediğim en iyi Türk komedi filmi diyebilirim. Akıcı ve komik bir film. Cem Gelinoğlu'nun komedi anlayışı, Aykut'un başına gelenler ve sonrası inanın çok güldüm. Siz de mutlaka izleyin. Tüm komedi filmlerini bir videoya sığdırsak saatler sürer. Hala izlemediyseniz, bu serimizde yer almayan birçok komedi filmi var. Hangover serisi gibi, Jim Carrey filmleri gibi ya da yerli komedi filmleri gibi. Şu sıralar herkesin bol bol vakti var. Yol Arkadaşım 1-2, Aile Arasında Ölümlü Dünya ve Cem Yılmaz filmlerinden en iyileri. Goro, Arok, Arif ve 216, Hokkabaz, Yaşi Batı, Her Şey Çok Güzel Olacak, Yılmaz Erdoğan'dan Organize İşler ve Vizyon Tele'yi ve daha saymadığımız bir dünya filmi izlemeye davet ediyoruz. İyi seyirler.